Sevgili Doğanyurt ilçesi Akçabelli kardeşlerim, biz Gazi Osman Paşa'da sizlerle birlikte kardeşçe yaşayan büyük bir aileyiz. 500 bini aşkın nüfusuyla Gazi Osman Paşa İstanbul'un en büyük ilçelerinden birisi konumundadır. Ülkemizin 7 ayrı bölgesinden gelip Gazi Osman Paşa'da dostça, kardeşçe birlikte bir arada sizlerle yaşıyoruz. Sevgili hemşehrilerim, doğup büyüdüğünüz toprakların sizler için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Memleket hasretinizi gidermek maksadıyla sizler için bu belgeselleri hazırladık. Anadolu'nun güzelliklerini, kültürünü Gazi Osman Paşa'da hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Anadolu'nun gizli kalmış güzelliklerini bu belgeselle gelecek kuşaklara aktaracağımızı umuyor. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Bir yolculuğa çıktığınızı düşünün. Şöyle Karadeniz'e doğru uzanan. Henüz rotanız belli değilse, Kastamonu'ya vardığınızda bütün planlarınız değişiverir. Hele ki Doğanyurt istikametinde bulunuyorsanız, tam da yerine gelmişsiniz demektir. İşte Doğanyurt'un Akçabel Köyü de tam da burada karşınızda durmaktadır. Karadeniz'in birçok köyü gibi Akçabel Köyü de yeşillikler içerisinde tam bir doğa harikasıdır. İnsanları, tabiatı ve hatta diğer canlılarıyla yaşamın en güzel halini sunar bizlere. Bahçelerindeki sebzeleri, meyveleri, koyu yeşil ormanları, güleç yüzlü, samimi ve misafirperver insanlarıyla harika bir köye, Akçabel'e hoş geldiniz. Akçabel, Kastamonu ilinin Doğanyurt ilçesine bağlı bir köydür. Köyün yerleşik kayıtlı nüfusu 650 civarındadır. Tabii bu nüfus durumu yaz aylarında değişmektedir. Yaz aylarında Akçabel nüfusu 2000'lere kadar çıkmaktadır. Daha önceki adı Kırva olan köyün adı daha sonra Akçaalan mevkisine yakın bir yerde kurulmuş olduğundan Akçabel Köyü olarak değiştirilmiş. Kastamonu iline 150, Doğanyurt ilçesine 21 kilometre uzaklıkta olan Akçabel Köyü 6 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar Akçabel Merkez, Akpınar, Aşağı Akçabel, Çukur ve Güzde mahalleleridir. Akçabel Köyü'nün iklimi tamamıyla Karadeniz iklimidir. Öyle ki yaz ayları sıcak olmasına rağmen serin geçen günleri daha fazladır.
Kış aylarında ise yoğun kar yağışı görülmektedir. Mevsimin en sert olduğu aylarda kar kalınlığı 1,5-2 metreyi bulmaktadır. Köyün ekonomisi tam anlamıyla yapılmasa da tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım alanlarında fındık yetiştirilmektedir. Sebze ve meyve yetiştiriciliği köylünün kendi tüketimiyle ilgili yapılmaktadır. Hayvancılıkta ise büyükbaş hayvancılık ve kümes hayvancılığı az da olsa yapılmaktadır. Akçabel köyündeki gezimize başlar başlamaz Mahmut amcamızın gülen yüzüyle karşılaşıyoruz. Mahmut amca Akçabel'den ve köyündeki yaşamında güzellikleri bize anlatıyor. 80 yaşındayım. 40'ı gurbette geçti, 40'ı burada geçti. Önceki çocukluk devrem, bir kere 10-15 yaş çocukluk devresi. Askerlikten sonra da işte burada tacirlik yapardım. Bunlar biliyorlar bu gençler. Birazını biliyorlar. Tacirlik yapardım. Tacirlikten işte para kazanırdık. İşini götürebilen köyde mesela o zaman bu köy 150 hane. 5-6 kişiyi geçmez. Onların da arazisi kuvvetli de. Onun için onlar ekmeğe muhtaç olmuyor. Ama Cıtka'da yer bırakmadan her yeri çalışıyorlar adam. Kazmine kazılacak yeri kazmine, öküzüne sürülecek yeri öküzüne. Yani neyle işleyebilecekse hiç kimse bir karış. Şimdi hep boz. Arazi efendim ekilip biçilmiyor. Millet işte fındığa güveniyor. Yiyecek meselesinden sıkıntı var. Arazi az burada. Burada şimdi fındık var. Fındık kurtarıyor yani iyi kötü işi. Ama mısır buğday ektiğiniz zaman burada iki hafta kurak olur yani yağmur yağmazsa, rahmet olmazsa şey alamazsın, mahsul alamazsın. Çünkü toprak yok, yaş tutacak. Millet arıyor, para bulmuş, yerini satmış, malını satmış, zahire arıyor böyle, geziyor, zahire arıyor, gezerek, arabine değil, yürüyerek. Mesela İnebolu'ya doğru gidiyor, Cide'ye doğru gidiyor, Bartın'a gidiyor. Mesela eskiden bir tabir vardı burada. Hava bozdu mu, yağmur, bulutları gelmeye başladı mıydı bu taraftan? Bartın'dan Mısır gemisi geliyor derlerdi. Yağmur yağınca Mısır olacak tabii. Bartın'dan Mısır gemisi geliyor derlerdi. Yağmur bulutunu görünce insanlar. Mahmut amcamızın bu güzel sohbetinden sonra ilk durağımız köyün merkezi oluyor. Burada modern anlamda yapılmış birçok bina ile karşılaşıyoruz. Onlardan ilki Akçabel Kültür Merkezi. Çok katlı olan bu merkezde görevli memur olmadığından faaliyet yapılmadığını öğreniyoruz. Diğer bir yapı ise Akçabel Sağlık Evi. Normal şartlarda burada hizmet verilmesi gerekse de buranın da görevli memuru olmadığından henüz faaliyette değil. Böyle yapıların kapısı kilitli ve boş durması bizi de üzüyor. Köyün içlerine ilerlerken bir yandan aklımız da burada kalıyor. Merkez gezintimizde Akçabel Köyü Camii ve Kur'an kursuna uğruyoruz. Bu camide yeni yapılan camilerden. 1990 yılında yapılan caminin içi oldukça geniş ve ferah. Civarda gördüğümüz tüm camilerde bulunan odun sobası bu camide de var. Mihrabın ve minberin lacivert, mavi çinilerle süslenmiş olması da
oldukça hoş görünmekte. Son cemaat yeri biraz gerisinden bakıldığında cami içi oldukça ışık almakta ve aydınlık görünmekte. Köyde bulunan ve öğretim hizmetine devam eden ilk ve ortaokula doğru ilerliyoruz. Yeşillikler içinde merdivenli bir yoldan inip okulun önüne geldiğimizde bir tepenin yamacında karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 100 öğrencisi bulunan bu okul aynı zamanda taşımalı eğitim hizmeti de vermekte. Köyün sokaklarında dolaşırken fark ediyoruz ki eski köy evleri burada da varlığını devam ettirmekte. Yığma taş üzerine çatma keresteden arası kırmızı tuğla ve çamur suvalı bu evler geçmişin en sadık tanıklarıdır. İçinde yaşayanlarıyla birlikte mutlu ve huzurlu bir fotoğraf gibi durmaktadır karşımızda. Tahta çitlerin, toprak yolların ve bir de tarihi suyun bulunduğu Akçabel köyünde yine bu köyün tarihine tanıklık etmiş Mustafa amcamızla sohbete oturuyoruz. Geçtiğim önceden çalışmakla, reçbellikle, gurbetlerde çalışmakla, İnşaatlarda, tuğla harmanlarında, kömür ocaklarında öyle çalışmakla geçti. Bu köyde 40 sene falan kaldım. Olduğu zaman bir tona yakın falan fındık oluyor. Böyle bana arazi az, bizde öyle fazla bir arazimiz yok. Fındık patosu sezonun fındığını ayıklamış, bir köşede istirahate çekilmiş gibi duruyor. Meyvesini vermiş, dikenli böğürtlen de kışı beklemekte. Omuzunda odunları, kışa hazırlanan bu teyzemiz gibi tüm canlılar mevsimin kışa dönmesini bekliyor. Kışa giderken mevsimler yüzümüzde tebessüm bırakan bir diğer isim de Mehmet Kocaman oluyor. Mehmet Bey'in latife dolu sohbeti buraları net şekilde özetliyor. Tam 65-68 yıldır buradayım, aynı yerdeyim. 3 sene gurbetçiliğim var, 3 sene gurbetçilikte çalıştım, geldim bir traktörle. Traktörle geldim, ondan bu yana gurbeti bilmiyorum. Traktörle nakliyecilik yaptım. Ormanda çalıştım. Ben kestane vesaire her türlü yani yük taşıyor, her türlü yükle taşıyordum. Kestanecilik yapıyordum, bir Ermen'e gidiyordum, bir Ermen'den geliyordum. Yani halkın ne kadar bir yükü varsa onu taşıyordum yani. Gübre taşıyordum, onu yapıyordum, kum taşıyordum, çakıl taşıyordum, taşıyordum yani bunlar. Yani traktörle yol yürüyordum. Başka traktör de yoktu memlekette hiç. Benden başka yoktu yani. Boş olarak geçiyor, çalışamıyorum kiloden dolayı. Çalışma yok. Kilo incelemiyor. Bu kilo beni biraz hırpalıyor. Allah'a şükür bir hastalık var. Olsa da yani kilo, en fazla kilo sorunum var yani. Bahçenin bir köşesinde duran bu tekerlekler 1960'lı yılların sonlarında traktörde kullanılmış. Daha gerilere gidildiğinde atların ve öküzlerin koşulduğu kağnı arabaları geliyor aklımıza. Akçabel'in içinde, kendi sadeliğinde birçok şeye rastlıyoruz. Bu da bize büyük bir keyif veriyor aslında.
Yani geçmişin hiçbir izi yok olmamış buralarda. Çukur Mahallesi, camine ulaştığımızda yorgunluğumuz biraz daha artıyor ama bu yorgunluk tatlı bir yorgunluk tabii. Cami minaresi bir kalem gibi göğe doğru uzanıyor. Cami içi de tıpkı bu köy gibi çok doğal, betonarme olmasına rağmen caminin içi ahşap lambiriyle giydirilmiş. Orta yerinde duran odun sobası ve tavandan baş üstüne kadar sarkan avizesiyle sıcacık bir cami burası. Sadelik ve doğallık nişanesi gibi Çukur Mahallesi Cami. Bu güzel köyün muhtarı Burhan Tekin de Akçabel köyünün son halini bizimle paylaşıyor. Köyümüz 200 ana. Köyümüzün geçim kaynağı fındık. Ama fındığımız da olmadı bu sene. Köyümüz bu sene biraz sıkıntılı o konuda. Yüz yaşını aşmış Akçabel'in evleri arasından doğanın güzelliklerini izleyerek yolculuğumuzun sonuna doğru yaklaşırken Akçabel köyü bizde derin izler bırakıyor. Eski bir çeşmenin yanı başına oturup etrafa son bir kez daha bakıyoruz. Ne güzel bir memleket diye geçiriyoruz içimizden. Emeğin ve samimiyetin hüküm sürdüğü bu topraklar bize tekrar buralara gelmemiz gerektiğini öğütlüyor adeta. Bu vesileyle Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın katkılarıyla hazırlanan bu belgesel bize bir kez daha memleket özleminin, memleket sevdasının yok olmadığını, kaybolmadığını göstermekte. Bir tepenin yamaçlarına kurulu, etrafını tüm heybetiyle seyreden ve her canlının yuvası olan Akçabel'e dile düşen bir türkü gibi veda ediyoruz.